Sektöründe öncü olan Güneş Telefon'un katkılarıyla hazırlanan Adım Adım Sinop programı başlıyor. Merhaba sevgili izleyenler. Erkan Aksu'yla Adım Adım Sinop başlıyor. Biliyorsunuz pandemi yasakları vardı, kısıtlamalar vardı. 2 haftadır Mavi Karadeniz ekranlarında sizlerle buluşamadık. Ama programımız bugün itibarıyla tekrardan start aldı. Öncelikle tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Arkamda gördüğünüz saklı bir cennet. Erfelek ilçemize bağlı barajdayız şu an. Değerli izleyenler, birazdan da Tatlıca takım şelalelerini sizler için gezeceğiz. Bir ay sonra Erkan Aksu'yla Adım Adım tanıtım programımıza sezon finali vereceğiz. Ama Eylül ayında yepyeni projeyle programımız kaldığı yerden devam edecek. Bomba gibi geliyoruz. Memleketi adım adım gezmeye devam edeceğiz. Ayrıca Erkan Aksu'nun Erfelek Güncel Haber sayfasını beğenmeyi sakın unutmayın. YouTube kanalımıza da lütfen abone olun. Şimdi memleketimizin güzelliklerini görmek istiyorsanız koltuklarınıza yaslanın ve bu keyifli programı keyifle izleyin.
Değerli izleyenler, her yıl binlerce, on binlerce turistin ağırlandığı Erfelek Tatlıca Takım Şelalesi'ndeyiz. Hava da bugün o kadar güzel ki kameramanına birlikte bugün şelaleye geldik. Yanımızda Süleyman Bey var. Buranın işletme müdürlüğünü yapıyor kendisi. İsterseniz kendisiyle röportajımıza başlayalım. Merhaba Süleyman Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler Erkan Bey. Sinop'un Erfelek Tatlıca Şelalelerine, Sinop'un en çok turist alan işletmesine hoş geldiniz diyorum. Bu arada biliyorsunuz pandemi süreci var. 1,5 yıldır esnaflarımız kapalı. Evet. Ama inşallah bu pandemi süreci 17 Mayıs'ta sona erecek. Kısıtlamalar kademeli olarak kaldırılacak. Bundan umutlu musunuz? Valla bir yılı aşkın süredir, 1,5 yıldır dönem dönem genel kapanmadan dolayı biz de tabii ki etkilendik. Ama bunu biz fırsata dönüştürdük. Bu süreç içerisinde tesisimizde bir takım güzelliklere, yeniliklere, pandemi sonrasında insanları nasıl ağırlayabiliriz diye düşünmemize sebebiyet verdi. Bu düşünceyi de çalışmaya dönüştürdük. Bu süre içerisinde insanların, burada gelen misafirlerimizin restoran hizmetlerinin eksiği vardı, kahvaltı eksiği vardı. İnşallah onun çalışması içerisindeyiz, bitme aşamasında. Açtığımız dönem içerisinde kahvaltı, restoran hizmeti sunacağız ve aynı zamanda piknik alanlarımızda bir takım düzenlemelerimiz oldu. Piknik alanlarını farklı bir yere taşımayı düşündük. Çünkü bu doğa harikası yere insanlar geldiğinde yoğun, çok kalabalık bir piknikçiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı da doğaya gezmeye gelenler biraz dumandan rahatsız oluyorlar, açıkçası söylemek gerekirse. Pikniği biraz şelalenin biraz daha uzağına, farklı bir yer yaptık. Oraya taşımayı düşünüyoruz. Bu alan tamamen bir gezi alanı olacak. Sonra burada bir havuz çalışmamız, güzelleştirme çalışmalarımız oldu, düzenlemelerimiz oldu. Bir takım yenilikler yaptık yine burada. Yine farklı bir şekilde kafamızda fikirler var. İşte bir takım çocukların eğlenebileceği, gezebileceği bir eğlence parkuru yapmayı planlıyoruz, düşünüyoruz. Onları yapacağız. İnşallah bu süre içerisinde de bu pandemi sürecinden kurtuluruz. İnsanlar böyle doğayla baş başa, ihtiyaç duydukları, aç oldukları doğaya kavuşurlar. Peki Süleyman Bey, konaklamayla ilgili bir projeniz var mı? Evet, şimdi bölge müdürümüzle geçenlerde konuştuk. Sağ olsunlar, bize çok iyi yaklaştılar, olumlu yaklaştılar. Yeni bir çadır alanları planlıyoruz. Önce altyapısını hazırlayacağız. Proje aşamasında bu. Projenin altyapısını yaptıktan sonra önümüzdeki yılda bir çadır kampı planlıyoruz. Yalnız çadırlarımız çok içi ısıtmalı, yani kışın ya da yazın kalabilecekleri bir şekilde olacak. İnşallah. Öyle bir projemiz o var. O projede hayata evet, geçer. Var. Değerli izleyenler, bir de bu suyun bir özelliği var. Süleyman Bey de bilir zaten. Ağustos'ta, Temmuz'da bu suya giremezsiniz. Evet. Çok soğuk. Gerçekten buz gibi. Karpuzu biz buraya koyuyoruz. Yarım saat içinde buz gibi oluyor, değil mi Süleyman Bey? Evet. Bu ard arda biliyorsunuz 28 adet şelaleden oluşan bir yer burası. Yaklaşık 1,5 kilometre bir parkuru var. O parkur güzergahında inanılmaz doğa harikası görüntüler var. Suyun kaynak noktasından çıktığı derece 7 derece. Bu ısı yaz ve kış hep aynı oluyor. Dolayısıyla bu 7 dereceyi yazın daha şiddetli hissediyorsunuz. Ortalama kaç dakika sürüyor 28 şelaleyi görmek istesek? 28 şelaleyi, 10 şelaleyi merdivenle yürüyerek çıkabiliyorsunuz. Bu yarım saatinizi falan alıyor. Seyir terasları var ara ara, dönem dönem. Ondan sonrası biraz parkurun içine girip parkurdan biraz tırmanarak devam ediliyor şelalelere. O zaman maceracılar zirveye tırmanmadan önce temkinli gelsinler, değil mi, giyim olarak? Evet. Ekipmanlarını, ayakkabılarını, çantalarını, kıyafetlerini biraz ortamı, alana uygun seçmeleri gerekiyor. Vallahi Süleyman Bey, biz gelirken kara lastik getirdik. Kara lastik kaymıyor çünkü. Kara lastikle çıkacağız. Bakalım kaç şelaleye çıkabileceğiz? Süleyman Bey, size ben çok teşekkür ediyorum bu güzel röportajınız için. Ben teşekkür ederim efendim. Yine yapılan restoranlar var. Onları da görüntüye alacağız zaten. İnşallah bittiğinde tatilcilerimize güzel bir hizmet sağlayacaktır. İnşallah. Ben yine buradan bizi izleyen insanlara, misafirlerimize umarım önümüzdeki yıllarda bu pandemiden kurtuluruz.
çok güzel bir şekilde sezona hazırlandık ve verimini alırız. Bu yoğunluk içerisinde tabii çok yoğun trafiğimiz oluyor. Yaklaşık olarak yılda 200 bin ziyaretçimiz oluyor bizim. Dolayısıyla buradan yetkililere sesleneyim. Bu 200 bin kişiyi ağırlayan bir tesisin daha tertipli, daha güzel bir yolu olması gerekli. Bunu biz misafirlerimizden, ziyaretçilerimizden bu serzenişi duyuyoruz. Dolayısıyla işte yolla ilgili de bir çalışmamız olursa, sizin vesilenizle bunu da dile getireyim. Yolla ilgili bir çalışmamız olursa gelen insanları daha mutlu bir şekilde hem ağırlarız hem göndeririz. Efendim çok teşekkür ederiz. Yetkililer de umarım duyacaklar bunu, izleyecekler. İnşallah efendim. Efendim çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ziyaretiniz için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Nefes nefese kaldık ama nefes nefese kalmamıza gerçekten değdi değerli izleyenler. Bu doğa harikasını mutlaka ama mutlaka görün. Gerçekten yok böyle bir güzellik. Türkiye'nin hiçbir yerinde böyle bir güzellik olduğunu bilmiyorum. Ben gitmedim, görmedim. Erfelek Tatlıca Şelaleleri gerçekten görülmeye değer bir doğa harikası. Dediğim gibi Erfelek Şelalesi'ni mutlaka ama mutlaka ziyaret edin, yoksa çok pişman olursunuz. Muhteşem. Yemin ediyorum size muhteşem. Arkamdaki şu güzelliği zaten görüyorsunuz. Şu an burası o kadar soğuk ki gerçekten, yani biz kısa kollu geldik buraya ama dediğim gibi Ağustos, Temmuz, Haziran aylarında bile burası çok serin. Sevgili izleyenler, her defasında vurguluyorum. Erfelek Şelalesi'ni mutlaka görün. Mutlaka zirveye çıkın. Az önce değirmenin olduğu yerdeydik. Muhteşem. Bu manzarayı kaçırmayın. İşte güzellik, işte doğa.
Değerli izleyenler, işletmemizin sahibi çok değerli Ömer Bozkurt abimizle birlikteyiz. Kendisi röportaj yapacaktık program başında, yoğun işleri, ama kendisini yakaladık şimdi bugün burada. Ömer abi nasılsın, iyisin? Çok teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim abi, sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim bu Sinop için, bu tanıtımlarda yaptığın katkılardan dolayı. Bütün turizmciler adına da teşekkür ederim. Yani gerçekten Sinop tanıtımında çok önemli rol oynuyorsunuz. Bu açıdan size gerçekten Sinop'un minnettar olması gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Burayı da tanıtımında da katkılarınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Her zaman beklerim. Her zaman burası sizin yeriniz, tüm Sinopluların yeri. Herkesi bekleriz. Ömer abi inşallah bu yaz güzel olacak. İnşallah hayırlısıyla. Nasipse ne olur. Önemli olan önce sağlık. Pandemi sürecinin inşallah atlatılır. Aşılama olayları biter. Ondan sonra acaba tabii halkımız da bunaldı. Biz de onun için bazı hazırlıklarımızı yaptık. Bekliyoruz herkesi. Elimizden geldiğince de hizmet etmeye çalışacağız. Ömer abiye dedim ki, abi dedim röportaj yapalım, ben konuşmayı bilmem dedi ama Ömer abi benden daha güzel konuşuyor. Estağfurullah. Seviyoruz abi seni. Biz de sizi, ne demek, her zaman başımızın üstü. Allah işlerinizde başarılar versin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek, her zaman beklerim. Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Değerli izleyenler, Erferek ilçemize bağlı Mescit Düzü köyündeyiz. Yanımızda Erferek ilçemizin eski esnaflarından İrfan Erken amcamız var. Bugün bayram, kendisini evinde ziyaret ettik. İsterseniz röportajımıza hemen başlayalım. Torunları da yanına almış. İstanbul'dan torunlar da gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. İrfan amcam nasılsın, iyi misin? Şükür Allah'a. Seni gördük, daha iyi olduk. İyisin maşallah. Sağ ol yeğenim. Sen beni tanıdın mı? Tanıdım. Ben Davutçu köyünden Kaya'nın Bilal'ın oğlu. Tamam.
Az mı çalıştım senin kamyonda? Az mı tuğla boşalttın? Sağ ol olsun, ne yapalım? İrfan amca, Erfelek'te kaç yıl esnaflık yaptın? Bilemiyorum ki, en az 20 sene fazladır. 20'den fazladır canım. Fazla. Ben zaten 97 yılında İstanbul'dan Erfelek'e göç ettik. O zaman senin inşaat sektörün vardı orada, kum çakıl. Ne? Biz orada çalışıyorduk. Kamyon az mı boşalttık seninle? Jip vardı benim, taksi vardı. Hepsi ne oldu? Gitti. Kafamı mı dinliyorum diyorsun köyde? Peki şirkanı kafa dinliyorsun köyde. Ne yapalım? Başka çare yok. Çoluk çocuk arıyor mu? Geliyorlar mı her yaz? Hepsi yanımda. Şu an hepsi yanında. Daha da İstanbul'da olan da var. Kaç tane o çocuk var? 10 tane hepsi. Onlara buradan selam gönder bak. Bayramlarını kutla hepsinin. Hepsinin bayramı kutlu olsun. Çocuklar, dedenizi seviyor musunuz? Evet. Ne kadar seviyorsunuz? Çok. Peki dönüş ne zaman İstanbul'a? Ben İstanbul'da yaşamıyorum. Sen burada mı yaşıyorsun? Evet, ben Erfelek'te yaşıyorum. Bu da Erfelek'te, bu İstanbul. Ha, nerede İstanbul, neresinde yaşıyorsun? İkitelli. İkitelli. İkitelli'de bulunan tüm Sinoplu hemşehrilerimize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz İrfan amca. Sen de kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağ ol, sağ ol. Tekrar görüşmek üzere. Oldu, sağ ol. Görüşürüz nasip olsa. Abi, bu arada benim en büyük amcam Cengiz öldü. Sadece 11 kardeş kaldı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun Cengiz abimizin de. Evet, köyde gezimiz devam ediyor. Değerli izleyenler, az önce İrfan amcamızla sohbet ediyorduk. Karşıdan Feride teyzem bana dedi ki, gel dedi Erkan dedi, benle de bir röportaj yap. Kendisiyle de kısa bir söyleşi yapacağız inşallah. Feride teyze, Ramazan bayramın mübarek olsun. Sağ ol oğlum, senin de mübarek olsun. Allah çok bayramlar ergütsün sizi. Nasılsın, iyi misin? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl keyifler? Keyiflerimiz iyi oğlum. Biraz hastalık var ama idare ediyoruz bu yaşta, Allah'a şükür ediyoruz. Oruç da bitti. Oruç da bitti. Bayram da bitirdik Allah'a şükür. Uşaklar yanında, torunlar da geldi. Torunlarımız geliyor, gelinle geliyor, Allah razı olsun. Oğlanla geliyor, İstanbul'dakiyle telefon ediyor. Allah cümlemizden razı olsun oğlum. İrfan amcamla nasıl ara? İyi, iyi. Onun bir sesi, sessiz bir adam o. Evet, kendisinin ekmeğini yedik. Sağ olsun, zamanında yanında çalıştık kendisinin. Bugün de Mescid Düzü köyüne geldik. Güzel bir çekim yapalım dedik. Hoş geldiniz, sabaha geldiniz oğlum. Adım adım Sinop, Mavi Kadini TV ekranlarında pazar günü yayınlanacak bu video. Sağ olun oğlum, ağzınıza sağlık, Allah razı olun. Feride abla, biz gidiyoruz, köyü gezelim o zaman birazdan. İyi günler size oğlum. Gezin, dolaşın, sağ olun da. Sağ olun da gezin oğlum. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Sen de Allah'a emanet ol oğlum, Allah korusun cümlemizi. Amin. Değerli izleyenler, şu an yanımızda köy sakinlerinden Musa Erken'le birlikteyiz. Evet. Kendisi de yeni arıcılık faaliyetine başladı köyde. Öncelikle hayırlı olsun Musa Bey. Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ nasılsınız, ol. İyisiniz? Allah'a çok şükür, siz nasılsınız? Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Bütün herkesin bayramını kutluyorum buradan. Herkese çok selam söylüyorum. Şükür Allah'a bu şekilde geçiniyoruz. Değerli izleyenler, Musa Erken İstanbul Zeytinburnu'ndan benim kadim dostlarımdan birisidir. Evet. 1993-94 yıllarında kendisi de orada bir firmadaydı. Evet. Beraber çalışıyorduk. Gençlik yıllarımızda. Evet, oradan da bir dostluğumuz var zaten kendisiyle. Evet. Evet Musa Bey, yaklaşık kaç kovan arımız var şu an kameraya dönersek? Geçen sene 2 taneyle başladım. Şimdi 22 tane var. Allah'ın izniyle. Hem hobi, hem işe gidiyorum, hem işten geldikten sonra bunlara bakıyorum burada. Hoşuma gidiyor. Akrabalara, eşe, dostlara. Yani, evet, aynen öyle. Yemin ediyorsun değil mi? Evet, ne yapalım? Bununla başladık. İnşallah daha ileriye daha fazla yapacağız. Peki hasat zamanı ne zaman başlıyor? Ağustos'un 10'unda, Ağustos'un başında olabiliyor yani. Ortalama kaç kilo bal alacağız biz bu sene? 300-350 kilo diliyoruz inşallah. Hedefliyoruz diyorsun. Evet, Allah'ın tabii takdiri. O zaman bize de bir kavanoz bal çıkar değil mi? Canın sağ olsun, ne demek?
Evet. Biliyorsun koronayı yendik. Allah'a çok şükür, geçmiş olsun. Evet, bir ay önce bir Covid'e yakalandık. Evet. Allah'ın izniyle onu da atlatmış olduk. Çok şükür. Musa Bey, köyünüz çok güzel gerçekten. Allah razı olsun, sağ olun. Farkındaysan her Mescit Düzü köyüne ilk defa geliyorum ben şu evet, an çekim evet, için. Evet, evet. Az önce şelaledeydik. Şelale çekimlerini bitirdik. Evet. Geçerken de Mescit Düzü'nün güzelliklerini izleyenlerimize buluşturmak isterim. Bu sizin güzelliğiniz. Sağ olun. Allah razı olun. Köyde, köyde neler yapıyorsunuz? Köyde inşaatta, ormanda, bağ, bahçe. Onlarla uğraşıyoruz, vakit geçiriyoruz. Başka bir iş yok zaten burada. Güzel ve keyifli geçiyor değil mi? Şükür Allah'ımıza. Ben şu anda İstanbul'a gitmiş olsam gitmek istemiyorum. İstanbul'dan sana apartman verseler gider misin? Mümkün değil. Gitmem diyor. Günlük 1000 lira verse vallahi gitmem. Bu güzel köy bırakılıp gidilir mi? Havası güzel, oksijen güzel. Her şeyi güzel. Mis gibi tertemiz. Çok şükür Allah'ıma. Şimdi İstanbul'da göre dışarı çıkamıyor. Biz dışarıda geziyoruz. Şükür bağımıza, bahçemize. Oksijen zaten. Her yer evet, oksijen. Aynen yüzden, öyle. Evet. Yani köyde maske dahi evet, takılmıyor. Çünkü gerek yok diye düşünüyorum. Aynen. Bu benim kendi düşüncem. Çünkü evet, her yer açık. Burada zaten her yer açık. Kırsal kesim burası zaten. İnsan içine gitmiyoruz. Kalabalığa girmiyoruz. Kendi halimizde burada işte arılarla evimizdeyiz. Vakit geçiriyoruz. Yani bu şekil. Bayram geçiriyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Pazar günü akşam saat 8'de Mavi Karadeniz'de buluşmak dileğiyle. Tamam kardeşim, çok sağ olun. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Buradan herkese selam söylüyorum. Allah'a emanet olun. Değerli izleyenler, Mescit Düzü Köyü muhtarımız Murat Çetin'le birlikteyiz. Kendisi şelale yolu üzerine muhteşem bir tesis yapıyor. İnşallah 1 ve 2 yıl içinde bu muhteşem tesis vatandaşların hizmetine açılacak. Muhtarım, öncelikle Ramazan bayramınızı enişten dileklerimle kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Erhan Bey, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. Sinop Erfelek Mescit Düzü Köyü muhtarıyım. İsmim Murat Çetin. Aynı zamanda yine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyüklerimize saygı sevgi gösteriyoruz. Sinop merkezimize 30 kilometre, Erfelek kazamıza 4 kilometre, Ayancık ilçemize 20 kilometre uzaklıkta Erfelek Şelale yolu üzerinde 400 kişilik bir konaklama, yeme içme aile bir restoranı kuruyoruz. 2022'nin Nisan ayında inşallah hizmetinize geçecektir. Emeği geçenlere, hizmeti geçenlere, Hüseyin Çakır Beylere ve teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sayın Muhtarım, bu tesis lokanta harici düğün ve dernekleriniz için de kullanılacak. Hemen bunun alt katı da var değil mi? Evet. Üç evet, kattan mı oluşuyor şu evet, an? Evet, dört kattan oluşuyor. En alt katımız düğün yapmaya müsait olan bir yerimiz de vardır. Peki, kışın bile düğün evet, yapılabiliyor değil evet, mi burada? Evet, evet, evet. Değerli izleyenler, aynı zamanda hemen arkamda görmüş olduğunuz bir havuz var. O havuzda alabalık havuzu olacak değil mi? Alabalık, kebap, sabah kahvaltısı, ızgara türlerimiz, katlama, gözleme türlerimiz hepsi mevcut olacak. 2022'nin Nisan ayında Allah nasip ederse vatandaşın hizmetine sunacağız. Değerli izleyenler, hemen üst katta pansiyon oluyor. Yani Erfelek ilçemizi ziyarete geldiğinizde, şelale gezilerinizde yorgunluğunuzu atmak için bu muhteşem pansiyonlarda da konaklayabilecekler. Evet, 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 doğrudur, doğrudur. Evet. Evet, değerli izleyenler, Mescit Düzü köyümüzün güzelliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Muhtarım, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Katkısı olan Hüseyin Çakır Beylere, büyüklerimize hepsini saygı sevgi benden. Bizden de selam olsun buradan tüm dostlarımıza. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar cümleden. Sağ olun efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ali amca nasılsın? Allah'a şükür, sağlığım zararı yok. Bugün de yani iyiyim yani. Bayramın mübarek olsun. Sağ olun, size de mübarek olsun. Ne yapıyorsun böyle? Anlat ya, bakalım bize. Balta sap var, kazma sap var. Tarlada çalışıyoruz ya. Tarlaya saplık yaparız.
Satıyor musun peki bunu? Için. Satış yapıyor mu? Yok. Kendi ihtiyacım yani. Ama isteyen eşe dostsa da veriyorsun değil mi? Yaptım konseri vereyim tabii. Olmayanla yapamayanla ben yapıp veriyorum yani. Bu hangi ağaçtan yapıyoruz biz Gürgen bunu? Gürgen ağacı. Gürgen ağacı. Ha. Başka ağaç olmuyor mu bu kazma sapı? Her ağaçtan olur yaparsan. En sağlam hangi ağaç? En sağlam kazma sapı için bu ağaç yani. Bu ağaçtan ha. Yapıyorsun değil mi? Ha. Mesela bunun bir tanesi kaç saatin alıyor senin? Ya şey olursa, makinesi olursa 10 dakikada yaparım. Ama makine yok. Ama elinden yaparsan bir saat sürer yani. Bir saatte bir tane kazma sapını çıkartıyorsun tabii, değil mi? Tabii tabii. Sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi Ali Çalık amcamız Mescit Düzü köyünde ikamet ediyor kendisi. Ben kendisini çok iyi tanıyorum. Zaten köylüm de olur kendisi. Yine bu arada çok değerli arkadaşım Tarkan Çalık var. Tarkan Çalık'ın da dedesi olur kendisi. Tarkan bana derdi Erkan bizim Mescit Düzü'ne ne zaman gideceksin? Kısmet bugüneymiş inşallah. Birazdan Tarkan'la da biz röportaj yapacağız. O da nacizane güzel bir öyle sunum hazırlamış bizlere. Bir de Ali amca eşiniz çok güzel türkü söylüyormuş. Şimdi bize türkü de söyleyecek o. Şöyle bir eş de varsa söyler. Ben ne yapayım? Söyler diyorsun. Köyde çalışıyoruz ama çalışmak zorlaştı şimdi. Ne gibi mesela? Nasıl ya, zorlaştı? Şimdi akaryakıt pahalaştı. Gübre pahalı. Bütün arazi boş duruyor. Çalışamıyor. Pahalıya mal oluyor. Mal meral var mı? Var ama o da pahalı. Yemi pahalı. Çalışıp yapamıyoruz. Benzin pahalı, akaryakıt pahalı ama... Balye mi veriyorsun hayvanlara? Evet, balye veriyoruz. Şimdi bir balye saman ne kadar şu an? 40 bin lira. 40 TL'ye tabii. Alıyorsun değil mi bir balye? Tabii. Ortalama mesela kış sezonunda hayvanlar kaç balye saman tüketiyor? En az 200 balye, 300 balye gider. 200 balye tabii, o da bir hayvana. Bayağı bir masraf oluyor tabii, bir hayvana tabii. Geçiminizi bununla sağlıyorsunuz. Bununla sağlıyoruz. Emekli misin? Emekliyim ama ancak... Ucuzuna iyi geliyor yani. Her şey pahalaştı. Evet. Ya yani pahalaştı. Zamanında ben 200 lira çalıştım. 200 lira aylık. 100 lirası yeterdi. 100 lirası artırdık yani. Ama şimdi nerede? 2,5 milyar para alayım ucuzuna ancak iyi geliyor. Yetmiyor değil mi? Yetmiyor canım. Her şey pahalaştı. Yani çalışacak durum yok yani. Bundan sonra arazi boş. Orman bağlı. Devlet bu ormanı yarın alacak elimizden. Niye? Çalışamıyoruz. Her şey pahalı. Akaryakıt pahalı. Gübre vurmasın olmuyor. Her şey pahalaştı. Tarla ektik mi bu sene? Ancak bahçe yapıyor. Bahçe ektim. Ne ektik? Ne var bahçede? Ya mısır ektim. Bahçe, marul. Domates, biber, marul. Hepsi bu kadar. Başka bahçe. Başka yerler boş duruyor yani. Boş. Çoluk çocuk var mı gurbette? Yok. Hepsi burada mı? Yanında hepsi mı? Hepsi burada yani. Ali amca biz de memleketi tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün köylerimize, bütün ilçelerimize gidiyoruz. Çünkü bizleri gurbette olsun Türkiye'nin dört bir yanında izliyorlar, takip ediyorlar. Bu güzellikleri onlarla paylaşıyoruz. Evet. Değerli izleyenler, Ali amcamızla kısa da olsa güzel bir söyleşi yaptık. Allah sana uzun ömür versin Ali amca. Sağ olun. Size de Allah uzun ömür versin. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. Kendine iyi bak. Yani kazma, kure, her şeyi kendimiz yapmasak olmaz. İlle kendimiz yapacağız. Elimizden gelecek yani. Ruhsalık elimizden gelecek. Ali amca, şimdi ben az önce söyledim ama merak ettim. Sadece balta sapı mı yapıyorsunuz? İşte kazma sapı, kürek sapı hepsini yapıyoruz yani. Ne yapayım başka? Bunu bileme işi yapıyor musun bileme? Hayır, onu yapamıyoruz. Onu ustası ayrı. Ustası ayrı. Ben sadece sapı yaparım diyorsun. Evet, sadece sapını yapıyoruz yani. Ali amcacığım kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Sağ ol. Size de Allah uzun ömürler versin. Sağ olun. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Gelmiş oldunuz. Yani çekimi de yaptınız. Çok memnun oldum yani. Çok teşekkürler. Sağ olun. Selamünaleyküm Fatma teyze. Aleykümselam. Hayırlı bayramlar. Sana da hayırlı bayramlar. Ali amca bir şey söyledi çekim öncesi. Çok güzel sesin varmış. Evet. Hadi bize bu bayram şöyle güzel bir türkü söyle de kulaklarımızın pası silinsin. Yaprak güzeli yarim, dünya güzeli yarim. Er duydu, alem duydu, böyle gezelim yarın. Tamam, bitti. Ama bu mani gibi oldu. Biz türkü istiyoruz, olmaz böyle. Vallahi bırakmam, türkü. Küçük bir türkü söylüyoruz. Hadi bakalım. Hadi bak, herkes bekliyor şu an. A benim fındık içim, ölüyorum senin için. Sen ölmeyenin olmaz, ben ölmeyenin olmaz, sen de öl benim için. Sevgili izleyenler biz... Bilemeyim ben. Dur gitme. Biz şarkı söyletemedik bugün kendisine. Bilemeyim. Ama
güzel bir mani söyledi bize. Yine de ağzına yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Kendine iyi bak. Tamam. Hadi Allah'a emanet ol. Tamam. Tamam. Tamam ama hani emanet türkü parası vermedin bana sen. Sen bana vereceksin türkü parası. Bak ben senin telefonunu çıkarıyorum. Hadi güle güle git hadi. Değerli izleyenler, az önce bahsetmiştim. Tarkan Çalık arkadaşım benim çok samimi kadim dostumdur. Allah razı olsun. Kendisiyle sürekli zaten görüşüyoruz. Telefonla da konuşuyoruz. Bugün de onun köyünü ziyarete geldik. Ayaklarınıza evet, sağlık. Bayram bugün, bayram var. Bayramınız mübarek olsun Allah efendim. Allah razı olsun. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Hoş geldiniz Erkan Hoş Bey. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Ara vermiştik biz yemeğe. Bir ay bir ara verdik ama evet. Oruç biliyorsunuz çıktı. Yine burada sofralar kurulmuş. Çok teşekkür ediyorum ben. Bu güzel yemekleri bize için hazırladınız. Tarkancığım nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun, sizler de iyisiniz inşallah. Biz de çok iyiyiz. Sağlığında doğacıyız. Evet. Ne hissediyorsun? Mutluluk, huzur. Hepsi bir arada yaşıyoruz. Sıkıldık mı İstanbul'un o gürültü kesinlikle, havasından? Kesinlikle. İstanbul'dan çok sıkıldık. Betonun içinde yasaklar var. Virüs var. Şu an burada huzur, mutluluk. Evet, şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama kuş sesleri. Evet. Evet, evet. Saatimiz şu an 17:05. Akşamüstü çekimimizi biz bu saate aldık. Evet. Horoz sesini de duydunuz. Kesinlikle. Amca seni de tanıyalım. İsmim Kemal Çetin da. Meşrutluk köyündenim. Geldiğiniz bizi çok mutlu ettiniz. İşte bu hastalık dolayı biraz sıkıntı oluyor ama ne yapalım, gayret idare edeceğiz. Bu İnşallah biz bu hastalığı yeneceğiz inşallah. Allah büyüktür yani, ne bileyim yani, bu zamanlara geldik biraz rahatladı ama biraz. Fazla bir şey de kalmadı zaten. Vakalarda bir düşüş var. Çok şükür. Evet, vatandaşlar evet, da bu kısıtlamaya dikkat ediyorlar. Kesinlikle. Yasaklara uyuyorlar. Tabii ama İnşallah virüs belasından da kurtulacağız. İnşallah. Hani çay semaver kaynadı mı? Kaynadı. Teyzem çayı getir de bir an önce içelim şöyle. Allah'ım çayları özledik. Getiriyor. Özledik. Bir aydır oruçluyduk. Allah'ımızın izniyle. Evet. Değerli izleyenler, gördüğünüz gibi dolma var burada. Yine pirinç böreğimiz var. Şimdi ben hemen şöyle bir tanesini tadayım Tarkan. Tabii ki, buyurun. Buyurun. Sakın kızmayın olsun. Değerli izleyenler, çok özür dilerim. Ben yemek bulduğum zaman dayanamıyorum çünkü. Değil mi? Ben bu programa başladığımda 78 kiloydum Tarkan. Şu an 87 kilo oldum abi. İnşallah, maşallah. Ne yapalım, maşallah. Yiyoruz abi böyle güzel. Her gittiğimiz yerde böyle güzel yemekler yapılıyor. Biz de tatmadan duramıyoruz. Sizleri de bekleriz Mescid Düzü'ne inşallah. İnşallah. Çok güzel olmuş. Afiyet. Bu kim? Bu tatlı kız. Bu benim kızım. Çok şeker bu. Allah razı olsun. Çok şeker. Değerli izleyenler, Erkan Aksu'yla adım adım tanıtım programımıza bir ay sonra sezon finali vereceğiz. Allah nasip ederse Eylül ayında yepyeni bir projeyle geliyoruz. İnşallah, inşallah. Geniş kapsamlı bir projeyle geliyoruz. Yine bize bu programda desteğini esirgemeyen çok değerli Hüseyin Çakırbaş abime. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum, sağ olsun. Onun biz sayesinde, de çok teşekkür ediyoruz Hüseyin Bey'e. Memleket sevdalısı. Evet. Yani bize her konuda destek oluyor. Kolay değil çünkü bu programları yapmak kolay kesinlikle, değil. Kesinlikle. Bir bütçe istiyor. Teyzem çok teşekkür ederim. Semaver çayımız geldi. Ellerine kollarına sağlık. Teşekkür, bu semaver çayı odunla piştiği için evet, daha güzel bir tat kesinlikle veriyor değil mi? Kesinlikle. Değerli izleyenler, Mescid Düzü köyünde gezimiz devam ediyor. Değerli izleyenler, Mescid Düzü köyü sakinlerinden Ruşen Özkaya amcamızla birlikteyiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ruşen amca, bayramın mübarek olsun. Çok güzel, sizin de mübarek olsun. Allah'ım nice bayramlara erişip kavuşmak nasip etsin. Ruşen amca, şimdi biz Mescid Düzü köyündeyiz. Eski yıllarda bu köyün ismi ne olarak geçiyordu? Öküz köyü. Niye öküz köyü? Yani öküzün boynu ağlayan mı kısmış, bir şeyler olmuş. Onu bir anlatsana şöyle, kısa bir anlatırım. Ya onu anlatmamız için çok sürer şimdi. Bir demlik çayı rahatlıkla harcamamız lazım. Tamam, biz onu daha sonra içeriz. Sen kısaca bir anlat bakalım. Neden öküz köyü diyorlar? Şimdi öküzün boğazı, öküz otlarken ağlıya kısmış. Ağlıya kısınca bu öküzü buradan nasıl kurtarırız, nasıl kurtarırız eski adamlar? Kimisi demiş ağloyu kesem, kimisi demiş öküzü kesem. Et sevenler öküzü kesmeye razı olmuş. Ağloyu kesme derdine öküzü kesmişler.
böyle de Öküzköy'ü mü demişler? Bol bol da yemişler, oradan da Öküzköy'ü kalmış. Değerli izleyenler, Erfelek Şelalesi ve Mescit Düzü Köyü çekimlerimizden sonra şimdiki durağımız Erfelek ilçemize bağlı Sarıboğa Köyü. Hüseyin Çakırbaş abimi de bugün ziyaret ettim. Kendisi memlekete geldi. Hem kendisinin bayramını kutlamak için buradayız. Muhtarım da sağ olsun, o da bugün burada. İsterseniz röportajımıza muhtarımızdan başlayalım. Muhtarım, öncelikle Ramazan bayramın mübarek olsun. Teşekkür ederim. Cümlemizin bayramı mübarek olsun. Ve Ramazan bayramı tüm eş, dost, arkadaş ve tüm İslam alemine hayırlı ve uğurlu olsun. Kutlu ve mutlu olsun. Cenab-ı Allah en güzel günleri bizlere nasip etsin. Ve bu arada inşallah bu virüs belasından da bizleri bir an evvel kurtarırsa, tüm halkımız, tüm İslam alem, tüm dünya bu virüsten kurtulursa biz de bir güzel bir rahatlamış oluruz. Herkes bir rahatlamış olur. Herkes bir güzel yaşam sürdürür. Ve bu vesileyle Hüseyin kardeşimizin ziyaretine gelmişsiniz, hoş geldiniz diyorum. Ve işte arkadaşımız da bayram ziyaretine geldi. Bu vesileyle siz de buraya gelmişsiniz. Tekrar görüşmek nasip oldu. Hepinize, herkese ben iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, dediğim gibi az önce söyledim. Hüseyin Çakırbaş gelmiş. Çok değerli sponsorumuz kendisi. Onu da görmeden bu güzel köyden gitmedik. Evet. Hüseyin abi, bayramın mübarek olsun. Umutları bitirdiniz, sıra bana geçti. Evet efendim, sıra sizde. Ne söylemek istersiniz? Duydum. Şimdi düşünceniz. Öncelikle ben tabii ki bu bayramda Sinop'ta geçirdiğim için gerçekten çok mutlu oldum. Çok keyifli. Tabii ki Sinop halkımızla, köylerimizde yaşayan insanlarımızla pandemiden dolayı köylerine gelemediler. Aslında bu bizim için de biraz işimize yaradı. Çünkü köyler bize kaldı. Efendim sessiz, sakin bir şekilde köyümüzde, evimizde duruyoruz. Tabii ki yine de köylerimizde yaşayan kardeşlerimiz var ama eskisi gibi kalabalık değil. Bu sene biraz tabii pandemiden dolayı bir sessizlik hakim köylerde ve ilçelerde, ilimizde. Tabii ki bu da pandemiden kaynaklanan sıkıntı, süreç. İnşallah en kısa zamanda da biz eski günlerimize geri döneceğiz Erkan kardeşim. Dolayısıyla tabii ki bayram, bu seneki bayram biraz sessiz geçiyor. İnşallah sessizliğin arkasından da güzel bir günler bizi bekliyor olacaktır İnşallah. Erkan kardeşim. Bu süreçte ben bütün İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Bütün eş ve dostlara buradan saygı ve selamlarımı iletiyorum. Erfelek kaymakamımız, belediye başkanımız, Sinop valimiz ve Sinop milletvekillerimiz olsun. Ben teşekkür ediyorum diyorum buradan. Muhtarım da ben teşekkür ediyorum. Yine gerçekten köyümüz adına çok güzel işler başarıyor. Çok güzel hizmetler başarıyor. İnşallah bunun devamını köy halkı bekliyor ve inşallah daha güzel hizmetler de sunacağını ben adım gibi eminim muhtarımıza da. Ben teşekkür ediyorum buradan. Yanlış mı muhtarım? Ben teşekkür ederim. Muhtarım tabii köyü bırakmıyor. Köyümüze her zaman sahip çıkıyor. Bu süreçte muhtarım tabii ki pandemiden dolayı aslında biraz etkilendi. Sessizliği aslında sevmiyor muhtarımız. Yani her zaman böyle cahcahalı, efendime söyleyeyim, kalabalık atmosferi seviyor. Doğru mu muhtarım? Evet, aynen doğru. Tabii ki pandemi, ama muhtarımız da burada. Herkesi burada. Vurmayı kimseyi bırakmadı. Herkesi burada. Şimdi köyde eğlenceler var. Tabii, evet, tabii. Şimdi geçen sene bizim burada tabii ki, kaç sene önceydi muhtarım? 2 sene önce evet, miydi? Evet. Yani 5000-6000 kişi vardı burada. Gerçekten köy meydanında güzel bir güreş düzenlemiştik. İnşallah o güne tekrar bize gelecek diye umut ediyorum. Birlik ve beraberlik aslında çok güzel bu duygu. Ben İstanbul'daki yaşayan Sinoplu kardeşlerimize buradan seslenmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka köylerinde eli ayağı olsun. Çünkü burası bizim doğduğumuz topraklar. Doğduğumuz topraklara her zaman sahip çıkan insanlar olalım. Sinop gerçekten çok güzel bir il. Mutlu şehir, huzurlu şehir Sinop.
Erkan kardeşim. Evet. Sinop'umuz da inşallah belki önümüzdeki 10 yıl içerisinde gerçekten bir sahil beldesi olacak. Yani bir turizm beldesi olacak. Çünkü bizim Sinop'umuzun Ege'den Akdeniz'den eksik olan bir tarafı yok Erkan kardeşim. Evet. Yani doğasıyla, deniziyle, yeşilliğiyle, efendime söyleyeyim ormanıyla iç içe bir şehir. 10 sene içinde bence artık biliyorsun doğa da değişiyor. Yaz sezonu artık Sinop'ta uzamaya başladı. Dolayısıyla ne olacak? Burası da turizm beldesi haline gelecek Erkan kardeşim. İnşallah. Sinoplar inşallah önümüzdeki günlerde daha güzel günler bekliyor. Güzel kardeşim. Değerli izleyenler, biz 4 saattir köydeyiz. Sarıboğa köyündeyiz. Hüseyin abimiz çok özlemiş köy hayatını, köy yaşantısını. Hortumu almış, çiçekleri suluyor. Bizi bırakmadı. Sağ olsun yemek yedik, çay içtik. Köyden çıkamıyoruz yani. Şu an Erfele'ye gidemiyoruz. Çünkü çok farklı bir hava var buradan, mis gibi. İstanbul'da biliyorsunuz trafik olsun. Yani köydesiniz şu an Hüseyin abi. Ne hissediyorsun? Ya az önceki söylediğim gibi köy gerçekten huzur. Köy mutluluk, köy sevgi, köy aşk, köy sevinç dolu bir belde aslında. Çok huzurluyum. Ben mesela İstanbul'da tabii ki hep işimiz ticaret, telefon, iş, o oldu, böyle oldu. Tabii ki köye geldim, yaklaşık bir hafta oldu. Sessizlik ve sakinlik, yani huzuru buldum burada. Yani burada dünyaya tekrar sanki yeni baştan gelmiş gibi oldum. Tabii ki bizde belge çekmişsindir. İşte buradaki çiçekler, efendime söyleyeyim, peyzajla uğraşıyoruz. Seviyorum, doğayı seviyorum kardeşim. İşte biz de biliyorsun buraya geçen sene sevgili başkanımız Yeşiloğlu İnşaat, Cevdet Yeşil Bey müteahhitliğinde bir ev yaptı bize. Ben ona da teşekkür ediyorum buradan. Şimdi burada yaşıyoruz güzel kardeşim. Çok güzel abi. Gerçekten güzel oldu. Ben de Cevdet Bey'in emeklerine sağlık diyorum. Biz de tabii ki onun akabinde burayı yeşillendirdik. Otlar falan diktik kardeşim. Çiçekler falan oluştu. Onları sularken çok büyük keyif alıyorum. Evet, mutlu oluyorum. Sağ olsun babam da bizim yokluğumuzda burada ilgileniyor bahçeyle. Efendim yeşillikle, peyzajla ilgileniyor. Ben ona da teşekkür ediyorum buradan sizin elinizde. Durum böyle güzel kardeşim. Hüseyin abi çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ben yine söylemek istiyorum. Evet. Hüseyin Çakırbaş abime ben yine teşekkür ediyorum. Sağ olsun bu programa kendisi sponsor oldu. Evet. Onun sayesinde memleketi adım adım gezdik. 6 aydır köylerimizde geziyoruz abi. Bir kez daha teşekkür ediyorum sana. Şimdi kardeşim Erkan Aksu Adım Adım Sinop programı tabii ki bundan bir sene önce başladı. Mavi Karadeniz ekranlarında gerçekten izlenme oranı çok büyük, reytingler kazandı. 195'lere ulaştı. Kanalımızın müdürü Adnan Bey'in de dediği gibi çok izlenme olduğu için biz bu sezonda 2 yıllık ki hakkımızı kullandık Erkan Bey. Evet, dolayısıyla Adım Adım Sinop, biz filmin başında aslında söylemiştik, 5 yıl sürecek program. Yine bir sözümüzün arkasındayız. Bu program bitmeyecek. Tüm Sinop halkı memleketini, köylerini, yaşamış olduğu şehrini ekranları başında izleyecekler. Erkan Bey onlara da o fırsatı verecek, yaşatacak. Millet İstanbul'da olsa bile, Avrupa'da olsa bile, dünyanın hangi ülkesinde yaşasa bile ekranları başında adım adım Sinop'la birlikte köylerinin, kasabının kavuşmuş olacak güzel kardeşim. Ve bu program o gün dediğim gibi de 5 yıl boyunca devam edecek. Biz Erkan Bey'in her zaman arkasında olacağız. Sinop'umuzu biz çok seviyoruz. Sinop huzurlu bir şehir, mutlu bir şehir. İnsanları özel, insanları güzel. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor diye umut ediyorum Erkan Bey. Hüseyin abi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Erkan Hanım, Hüseyin Bey acaba şöyle bir şey düşünmez misiniz? Evet. Şimdi siz geldiniz, güzel buraya bir ev köyü yaptınız. Aslında burada benim çok hakkım vardır. Evet. Çünkü ben çok tavsiye ettim buna. Evet. Çok zorladım. Evet. Burayı böyle bir ev yapman gerekiyor diye. Hüseyin kardeşimiz gibi ben başta tüm Sarıboğa köylüleri olmak üzere herkesin evine, köyüne, yerine, yurduna sahip çıkıp böyle güzellikler yaratmasını bekliyorum. İstiyorum. Çünkü bizim köylerimiz, bizim yerlerimiz, bizim ilimiz, bizim ilçelerimiz bunları çoktan hak etmiş.
o şeyler geçmiş. Ama gene de geç kalmış sayılmayız. Bundan sonra da devam edersek daha güzellikler, daha güzel güzellikler çıkarız diye hem halkımız hem biz düşünüyorum. Çok teşekkürler Hüseyin abi. Sana da çok teşekkür ediyorum. Yine bu arada şu an İstanbul'da bizi izleyen tüm Sarıboğa köyü sakinlerine de buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Ramazan bayramını enişten dileklerimizle kutluyoruz. Bugün bizim buraya gelmemiz çok ani oldu. Dediğim gibi çok değerli Hüseyin Çakırbaşı olsun, muhtarımız olsun. Onların bayramını kutlamak için bugün bu güzel köye geldik. Uç oraya. Bir konu araya girmek istiyorum. Tabii. Burada tabii ki bugün Sarıboğa köyü çekimleri değil aslında buraya Erkan Bey'in gelmesindeki sebep. Evet. Başka bir köye geçerken tabii ki bizim de köyde olduğumuzu öğrenmiş. Evet. Ve teşekkür ediyorum kendilerine, bizi ziyaret ettiler. Sarıboğa köyü ayrı bir şekilde, eksik bir şekilde muhtarımızın eşliğiyle birlikte tekrar çekim olacaktır. Bir Sarıboğa köyü halkının bunun bilmesini özellikle isterim. Ve buradan da seslenmek istiyorum köy muhtarlarımıza. Sakın ayrımcılık yapıyor algısına kapılmayın. Erkan Aksu'ya telefonla ulaşın. Ulaşmanızı istiyorum daha doğrusu. Herkes köyünün tanıtımında rol model olsun. Evet. Efendime söyleyeyim. Hem de Erkan Bey'e yardımcı olmuş olurlar. Hem de köyünü tanıtmış olurlar. Burada hem de ayrımcılık olmamış olur. Sonuç itibariyle adım adım Sinop tüm Sinop'un hizmetinde olacaktır. Köyünün bir eksiği varsa onu dile getirsin Erkan kardeşimiz. Gerekli birimler görsün, izlesinler. Devletimiz tarafından o eksike giderilsin. Köy muhtarlarımız bir şekilde Erkan Bey'le itibata geçip tanıtımını yaptırabilirler. Ben teşekkür ediyorum tekrar kardeşim. Ben teşekkür ederim. Evet, haftaya başka bir köyde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sektöründe öncü olan Güneş Telefon'un katkılarıyla hazırlanan Adım Adım Sinop programı sona erdi. Ülkemizin ve halkımızın Ramazan bayramını kutluyor, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Harun Cici, İYİ Parti Almanya Dış Temsilciliği Başkanı. Hastalığın hızlı şekilde yayıldığı bu pandemi döneminde kuaföre gitmek istemeyen beyler, kendi saç sakal tıraşımı kendim evde yapmak istiyorum diyenler, haydi ekran başına. İşte karşınızda bu yılın bomba ürünü 7 parça çok amaçlı şarjlı tıraş makinesi. 3 makine bir arada. 3 makineye vereceğiniz parayı sizin için tek bir makinede buluşturduk. Toplam 7 parçadan oluşan muhteşem bir set. Tam 7 parçadan oluşan bu muhteşem şarjlı tıraş makinesi sayesinde saç sakal tıraşınızı olabilirsiniz. Hatta eşinizin, çocuğunuzun veya başkasının saçlarını da kolaylıkla tıraş edebilirsiniz. Çocuğunuzu, babanızı, kardeşinizi, istediğiniz herkesin saçını kesin veya kendi sakallarınızı kesin. Tıraş makinemiz tam 4 farklı fonksiyonda çalışır. 1. Kirli sakal veya estetik görünümlü sakal bırakma başlığı. 2. Makinemizin arkasında bulunan faul kısımlarını kolayca alabilmeniz ve ince noktaları detaylıca tıraş edebilmeniz için tasarlanmış faul başlığı. 3. Saçlarınızı istediğiniz numarada kolayca kesebilmeniz için tasarlanan saç kesme başlığı. 4. Uzayan burun kıllarınızı almak için özel tasarlanmış burun başlığı. Tam 4 farklı fonksiyonda çalışan bu 7 parça muhteşem şarjlı tıraş bıçağı setini şimdi arayan herkese mükemmel bir kampanyayla kapınıza kadar gönderiyoruz. Türkiye'nin neresinde olursanız olun kapınıza kadar güvenle teslim ediyoruz. Tıraş makinemizin tahriş etmeyen mükemmel bıçakları sayesinde suya veya sabuna ihtiyaç duymadan kolayca tıraş olabilirsiniz. En zorlu kesimlerin bile üstesinden gelecek kadar kuvvetlidir. Berbere veya kuaföre bu pandemi döneminde avuç dolusu para ödemeyin. Şarjlı tıraş makinemiz sizin tüm tıraş ihtiyacınızı görür. Kirli sakal veya estetik görünümlü sakal bırakma başlığıyla sakalınıza istediğiniz şekli kolayca verebilirsiniz. Uzayan sakallara şekil vermek artık...